Ben de bir okuduğum kadarıyla yani birkaç tane birden fazla cumhurbaşkanı olması durumunda eğer cumhurbaşkanlığı makamı kaybedilirse bir şekilde yani yurt dışına çıkması vesaire söz konusu değil. Orada yaşı en büyük olan yardımcı göreve gelir diye bir ibare okudum. Burası karma, burası bile hani bu anlamda henüz ortak bir Yani. söyleme başlayamadık ama yani altın masadan da böyle bir şey yok. Size soracağım Sayın Hikmet Bey, Buyurun. gerçekten parlamenter sisteme geçmek istiyor mu altılı masadaki her bir isim, yani her bir genel başkan verilmiş bir hakkı geri vermek istiyor mu? Eğer altılı masa yeniden parlamenter sisteme geçerse ben vatandaşım, cumhurbaşkanını yeniden ben seçebilecek miyim? Yoksa nasıl bir düzenleme gelecek, ben seçemeyeceğim mi? Bana verilecek hak geri mi alınacak? Bu konuyla ilgili Meral Akşener'in danışmanı Bilgehan Özpekin bir açıklaması var. Kısaca bir onu dinleyelim. Bu ne söylüyor? Onun üzerinden bir tartışalım istiyorum. Çünkü en açık belki de bu konuyla ilgili söylem kendisinden geldi gibi. Yani diyor Yok, ki o zaman mi? bu insanlar neden bu kadar hırsla birbirlerine kavgayla hatta düşmanca bu makama gelmek istiyorlar ki? Aynı bu yetkilerle en azından bir süre de olsa uzun da bir süre olsa bu makamda kalmak istiyorlar diyor Meral Akşener'in danışmanı Şimdi. Bilgehan Özpek. Hani ben de kendisinin yönelttiği soru olarak size sormak istiyorum. Evet. Valla şimdi aslında bir gerçek var ortada. O da çok net. O kadar çok ham bir hayal ki parlamenter sisteme geçeceğiz. Parlamentoyu güçlendireceğiz. Efendim yetkilerini devredecek. Ham hayalden bahsediyoruz. Ham hayal. Yani bugün hiç kimseye bunun halkın bunda inandığını da inanmıyorum. Hiç kimsenin kendileri de inanmıyorlar. Yani bugün o kadar biz bunu çok düşündük, tartıştık. Yani başka bir ülkeden bahsetmiyoruz. Ya burası Türkiye Cumhuriyeti, anayasa var, sistem var. Nasıl sistemin değiştiğini de gördük. Bizim yaşımız da müsait. 35 yıldır siyaset takip ediyoruz. Bana çıkıyorsunuz diyorsunuz ki 6 tane parti bir araya gelmiş. Hala aday da bulamamış. Bir 6 kişilik bir Millet İttifakı dedikleri bir grup çıkıyor. Diyor ki biz iktidara yürüyoruz. Sistemi değiştireceğiz. Önce bir başkan seçeceğiz. Sonra sistem değişecek. Bir tanesi başbakan olacak. Böyle bir ham hayalden söz ediyoruz. Ya bu hakikaten kimin yani kimin kafası bilemiyorum. Ben çok sordum. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem ne menen bir şey. Anayasa değişikliği olmadan mı gelebiliyor? Oturup o koltuğa oturan mesela Kılıçdaroğlu oturdu o koltuğa. Yönetmeliklerle sistem değiştirebiliyor mu? Bak hukukçu var karşımda. O, milletle dalga geçiyor bunlar ya. Bayağı bildiğin kafa yapıyor. Mavra yapıyorlar yani. Bu yani siyaseten ben hayatta böyle bir siyaset, böyle bir vaat duymadım, görmedim. Yani henüz biraz hocam söyledi. Ne alacağını bilmiyorsun. Anketlerde durumun belli. Anayasa değişmesi için gerekli şartlar belli. Referandum olması gerekiyor. Efendim ya da parlamentonun çoğunluğunu elinde bulunduğuman gerekiyor. Bunun bir süreci var. O zamana kadar bu süreci devam ediyorsun. Yani bizi bunu açıklattırıyorlar bayağı ciddi ciddi. Biz çıkmışız buradan. Bir ham hayali, bir safsatayı, hakikaten safsata. Yani parlamenter sonra geçiş yapacağız. Nasıl yapacaksın? Ya şu önümüzde yaşadığımız süreçlere bakıyorum da şu anayasa 80'den beri bu hale gelene kadar 1000 tane badire atlatmışız da hala değiştirememişiz. Hala darbe anayasasını kullanmaktayız. Sen bana diyorsun ki sistem değiştireceğim. Neler yaşanmış neler. Şimdi sen böyle bir ham hayali satmaya çalışıyorsun. Ben hiç kimsenin kendileri dahil bunu yapabileceklerine inandıklarını zannetmiyorum. Artı istiyorlar mı peki sizce? Bakın şimdi bir araya geldik. Bir alternatif oluşturacağız. Tek adam rejimine karşıyız. Dediler. Ortaya bir şey attılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye. Sonra attılar ama dolduramadılar. Yani onun neyi uyduracaklarını da bilemediler. Kaç defa bekledik dedik ki yani şunu yazılı metni hale dökün. Bilelim madde madde. Sistem nasıl değişiyor? Hangi anayasa değişikliği gerektiriyor? Nasıl? Hiçbir şey yok. Kucaklayacağız. İşte devleti akılla yöneteceğiz. Hepinizi seveceğiz. Efendim böyle abuk subuk harcı alem laflar idare ettiler. Şimdi burada bir top çevirme var. Artık yani öyle bir seviyeye geldi ki artık. Şimdi biz bana diyorsun ki yani bunlar ne yapabilir? Sistem değişikliği istiyorlar mı? İstemiyorlar mı? Ya bunlar kendi aralarındaki ettikleri kavgayı konuşmaktan ben bıktım ya. Şimdi giremiyorlardı. İçeri girdin bir defa çıkamıyorsun. Oradan bir çıktın mı bitti. Seçimlere kalmış burada 8-9 ay, 7-8 ay.
Fakat bir taraftan da bakıyorsun ya, bir adam çıkıp da bir parti lideri benimle misiniz değil misiniz? Önümde misin, arkamda mısın? Sağımda mısın, solumda mısın? Yatıyor musun, dik mi duruyorsun? Amuda mı kalktın diye 10 defa sordu Kılıçdaroğlu. Bir de kendi adamlarına soruyor. Ha, diyor ki ya benimle misiniz? Öteki taraftan Meral Akşener'e soruyorlar. Diyor ki onunla mısın? Ya diyor ben noter makamı değilim diyor. Şimdi acayip bir konsens oluştu. Hayır, milli irade burada tecelli yani, ediyor. Eğer Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarsa altılı masa noter makamı değil, yani bunu onaylamak zorunda değil. Bak, Merve şu, bunu kabul etmeyiz de soruldu. Diyor. Bak Akşener'e soruldu. İkinci büyük partnere soruldu. Dendi ki sizin kriterlerinize göre kazanınca kadar Kılıçdaroğlu mudur? Ben bilmiyorum dedi. Hı hı. Ama iki tane cümlesi var. Dedi ki mesela Mansur Yavaş, mesela İmamoğlu seçilebilirse diye onlarla biz onu da aday olarak kabul edebiliriz. Cümleye cevap bu. Yani şu, çok net bir şekilde Meral Akşener medyada açık açık bize, halka, vatandaşa şunu söyledi. Arkadaş aday olma, oldurma, oldurtturma. Vardı ya Baykal diyordu, aday olma. Bin defa söyledi. Kılıçdaroğlu'na mı diyor? Tabii Kılıçdaroğlu'na. Yani birebir de söylemiyor. Şimdi ama bakın, mesajlar defa, üzerinden Sayın Akşener... Ya ne sordular? Bunun komedi yani. Biz resmen bir komedi anlatıyoruz şu anda. Çok trajikomik bir durum. Sordular ya, dedi Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor mu? %100 olmak istiyor. Her tarafta da bunu ortaya koydu. Önce ihsas ettirdi. Sonra tarifini yaptı. Sonra robot resmini çizdi. Sonra ne kaldı geriye? Gözlüklü, 70'li yaşlarda, iyi yürüyen. Yani demediği kalmadı adamın. En sonunda önümde misin, arkamda mısın, çekilin dedi. Sordular Akşener'e ya, net bir şekilde. Dedi olma. Neden? Mansur varken olma dedi. Bakın ben böyle onların ağzından konuşmuyorum. Hı hı. Söylediği ifadenin üzerinden gidiyorum. Peki Mansur Yavaş olmalı mı ya da İmamoğlu olmalı mı? Akşener'e göre olmalı. Akşener bunların olmasını istiyor. Onların mı olmasını istiyor yoksa net. Kılıçdaroğlu olmasın Kılıçdaroğlu da onlar olmaz. Mı çünkü olsun Kılıçdaroğlu diyor. Kazanamayacak diyor. Çünkü diyor Kılıçdaroğlu riskli diyor. Evet. Bakın geçen hafta öyle söyledi. Ki, önemli olan kazanabilecek isim olması deyince, ben endişeliyimdi. Bakın ne anlarsınız şundan mesela. Hikmet aday olmalı mı? Olmasın. Neden? Riskli. Kazanamaz o. Çünkü belli bir kesim oy var. Fakat Kılıçdaroğlu kendince haklı tarafları da var ama. O da şu. O da diyor ki arkadaş senden daha çok HDP'ye ihtiyacım var benim. Bak senin oylardan bana kayar. Hatta senin kafan çok farklı çalışıyor. Başbakan olacağım diyorsun. Başbakan olmak için ülkede birinci parti olman lazım. Kabine olsun işte. Sen beni de geçeceğini iddia ediyorsun. Ama diyor ben benim gerçek partnerim benim bu ülkedeki en kritik yerde mecliste ortak olarak tezkere kardeşliği yaptığım HDP'dir diyor. Bunu ben konuşturdum. Meral Akşener de diyor ki HDP gelirse ben masadan kalkarım. O hikaye. İşte kendisi kalkamıyor zaten. Şimdi, nereye kalkacaksın? Ama sadece şeye bakma. Partisi kalkıyor. Parti dağılma, ikiye bölünme şeyleri aslında var. Aslında bence orada çok ince bir siyaset yani, olma ihtimali bir büyük. Bitireyim. Hocam bir cümle bitireyim. O da şu var. Kılıçdaroğlu'nun aslında yani sonuçta Gülsel Tekin de ifade etti. Daha önce kendileri de aynı şekilde ifade ettiler. HDP'ye bakanlık verilebilir mi? HDP'ye bakanlık verilebilir. Bu bir kurmayıdır. Eski yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli ağır toplarından bir tanesi bunu söyledi. HDP'ye bakanlık verilebilir diye cevap vermek zaten itiraftır. Adama demezler mi? HDP'ye bakanlık verilebilir mi? Ne HDP'si? Burada HDP yok ki demen lazım. Yok. Anında refleks gelişiyor. Kılıçdaroğlu da aynı şekilde. Kılıçdaroğlu da bugün çok iyi biliyor ki gerçek olarak ideolojik manada anlaşabileceği partner ki bunu daha önce başardı. Daha önce bunu çok iyi hatırlıyoruz. Çanakkale Belediye Başkanı yaptığı gibi, diğer bir takım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki açıkladığı gibi HDP ile hatta kendisi de itiraf etti seçimden sonra HDP'nin meclise girmesi, her rengin de meclise girmesini sağladık diyerek kendi parti tabanına dahi HDP oy verilmesini sağlamıştır. Çok sağlam bir orada ittifak var. Hep çok sağlam bir ittifak var. Fakat Akşener ne dedi peki? Arkadaş dedi ki biz dedi bedelini ödedik. Bize 15 tane vekil verdiniz ama sık sık parmak sallıyorsunuz. Biz 31 Mart'ta onun karşılığı verdik. Hatta alacaklı durumdayız diyor. Şimdi, kavga çok büyük. Oturup da hemen şirin bir tane fotoğrafla Türkiye'de parlamenter sistem geliyor diyeceksiniz. Ya buna bakın bir daha söylüyorum. Artık ben bir gazeteci olarak bunu artık mizah, çünkü izahı olmayan şey mizahı olur. Yani çünkü burada bir ne akıl var, ne mantık var, ne zeka var, ne anayasa var, ne ideoloji var. O diyor ki ben HDP'yle oturmam. O diyor ki bakanlık veririm. O diyor ki ben
aday olacağım haberin olsun. Olmasa riskli Mansur yap. O diyor Mansur hayatta olmaz. Mansur'a soruyorsun olmam demiyor. Biz burada oturup ciddi ciddi acaba hocam da burada yoruyoruz. Anayasaya bakıyor. İkinci maddede o çıkarsa bu olur mu? Başbakanımız kim olur? Bakanlar kuruluna efendim bayıkı koyabilir miyiz? HDP'yi çıkartırız. Acaba olur mu olmaz mı? Teknik tartışmaya çalışıyoruz. Ortada büyük bir komedya var. Ve ortaya attıkları yani şu güçlendirilmiş parlamenter sistemin bir daha söylüyorum, yeminle söylüyorum kendileri de aynı olduğunu bilmiyor. Attılar bir defa altını doldurup yazmak lazım. O kadar da vakit geçti ama hocam yazamadılar henüz. Yasin Bey'in eklemek kavga istediğim vardı. Biz yine şirin şirin fotoğraflara bakıp bir yemek fotoğrafından bir şey ifade etmiyor diyorsunuz bu fotoğraf. Ya bu şey kadar olan bitenin içinde bu fotoğraf hiçbir şey ifade etmiyor. Biraz önce vermiş olduğunuz o iddia çok doğru. Kimse oturup da olaya çıkacak da o yetkileri alacakmış. Hemen alır almaz bir ay içerisinde devredecekmiş. Sistem değiştiğine gidecekmiş. O zaman bu kavga neden diyor. Hikaye çünkü o koltuğa oturmak lazım. Onları bir araya getiren akıl da zaten diyor ki amacınız diyor ülkeyi yönetmek falan değil. Amaç diyor ülkeyi yönetmek falan da değil. Hı hı. Öyle sen iktidara gel değil. Amaç hep beraber bir araya geleceksiniz. Gerekirse HDP de bir araya gelecek. Olmazsa FETÖ'cüler destekleyecekler. O akıl onu söylüyor. Yeter ki Erdoğan gitsin. Biz bu ülkede başka projelerimiz var diyor o akıl. Peki. Net. Yasin Bey buyurun sizin eklemek istediğiniz. Ya farklı bir durum var burada dediniz siz. Şöyle. Bakalım teknik izah edebilecek mi hocam? Çok merak ediyorum. Nasıl referandum değişiklik? Kaç ay içinde olacak o işler? İnce bir siyaset olma ihtimalini ben büyük görüyorum. O da şöyle. Şöyle düşünelim. Şimdi HDP ile İyi Parti'yi nasıl bir arada tutacaksınız ve iki tabandan aynı havuza oy nasıl getireceksiniz? Bunun şöyle olması gerekir diye bir akıl, bir üretim yapabilir. Yani eğer HDP ile İyi Parti ittifak yaptı derseniz hem HDP tabanından hem de İyi Parti tabanından oy kaybedersiniz. Dolayısıyla bunların kavgalı gözükmesi lazım bir defa. Şimdi bir taraftan işte HDP'ye bakanlık verilebilir denilmesi lazım. Öbür taraf asla öyle şey olmaz eğer böyle bir şey olursa biz bırakırız demesi lazım. Bunun yapılması lazım ama. Niye yapılması lazım? O tabanların tutulması için yapılması lazım diye salt bir akıl böyle bir üretim yapılabilir. Acaba yapılan bu mudur? Soru işareti. Ben çok peki hocam yapamadım. Siz makul görüyor musunuz? Yani şu gidişat içerisinde bu makulün bir makuliyeti var şimdi, mı? Parlamenter sisteme geçiş. Ben şöyle soru şu. Şu anda bir denklem kurdu hocam. Bak soru işareti koydu. Kurdu denklem içerisinde. Yani oradan da oy alacak. Hı-hı. Hem PKK'lılar oy verecek. Hem efendim. Hayır buna mecbursunuz. Sizi oraya getirdiler. Diyorlar ki size hem İyi Parti. Bunu becer. Hem İyi Parti'nin milliyetçi tabanından oy alacaksınız. Hem de HDP'nin tabanından oy alacaksınız. Bu havuza oy getireceksiniz. FETÖ'cüleri bunu yapın. Desteğini alacaksınız. FETÖ'cüleri de olacak. Nasıl yaparsınız? Kavga ettirirsiniz. Der ki İyi Parti tabanı. Evet ya bizim partimiz, yöneticilerimiz milliyetçi bir refleks ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bizim oy vermemiz lazım. Öbür taraftan HDP de ya evet bizim buraya oy vermemiz lazım. Çünkü işte bak bize millet bakanlık verilebileceği ifade ediliyor. Böyle tutarsınız diye düşünüyorum. İşte tutmaz mısınız ya da? O yüzden adayı bulmak çok zor iş hocam. Süpermen lazım size bir tane. Evet, bir taraftan dönecek. Diyecek ki ben Demirtaş'ı serbest bırakacağım. Kavala'yı serbest bırakacağım. KHK'lıları serbest bırakacağım. Tartıştık hatırlıyorsunuz. Geçen haftalarda burada KHK'ların tamamını serbest bırakacağım diye başlayacaksınız. Öteki tarafa dönecek. Aynı süper adam. Vatan millet Sakarya diyecek. Bayrak diyecek. Vatan diyecek. Bölücü örgütlere karşı duracak. Ve siz o tabanın içerisinden evet doğrusu budur diyeceksiniz. Yani biraz önceki ifadeye geliyor aslında. O da şu. Sizi oraya oturtan o akıl. Aklıma 60 darbesi geldi. Sayın Başoğlu muydu kalemi kıran? Sizi bize bunu yaptıran o akıl diye. Sizi oraya oturtan o akıl bu şekilde olmasını emretti ve bu şekilde de idare edebilirseniz eğer bir başkan adayı seçebilirseniz bu iş olur dedi. Ama şöyle bir şey var. Hiçbir bünye kaldırmıyor. Şimdi ben bunu bu şekilde dediğinizi olabildiğini düşünelim. Muhtemelen diyelim ki böyle bir şey olabilir. Ve fakat ne zaman çıksa Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener ve diğerleri konuşurlarım ben. İlk soru bu. Ben sormuyorum. Bakın bize de kızıyorlar bu arada. Adayı neyi merak etmiyorum adayı falan. Ama kendileri soruyorlar. Kendi televizyon kanallarında aday mısınız? Adayın tarifi yapılıyor. Peki Kılıçdaroğlu adaylığı için kriterler doğru mudur?
efendim doğru değil de riske atamayız, bu çok kıymetli bir şey. Peki öteki taraftan bakın İmamoğlu ve Mansur Yavaş olursa onu da destekleriz diyor. Açık bir şekilde diyor Kılıçdaroğlu aday olma diyor. Şimdi bütün bunlar yaşanırken bana birisi çıkacak diyecek ki arkadaş biz buradan sağ salim bir aday çıkartacağız ve bunu hepsi idare edecek. Bütün hepsi top çevirmektir. Evet. Yani her toplantı bir top çevirmektir. Ben kısa ben bir ilave yapayım müsaade ederseniz. Yani çok kısa lütfen. Çok gideceğini belki, zannetmiyorum yani hocam. Böyle siyasetin kalbur üstü o şeyinde yapılan tartışmaları, gelişleri, gidişleri konuşulabilir. Bunlar çok da şey yapılabilir, tartışılabilir ama bence can alıcı soru şu. Milletin nazarından baktığınızda bence can alıcı soru şu. Tamam, adayınız şu olabilir, bu olabilir, çok önemli değil. Yani her kim olacaksa. Ama milletin şunu bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum. Adayınız oldu, bir türlü iktidar oldunuz. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem de olabilir, işte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de olabilir. Terör örgütlerine karşı politikanız ne olacak? Söylüyor mesela PKK'ya karşı nasıl bir tavır geliştireceksiniz? FETÖ'ye karşı nasıl bir tavır geliştireceksiniz? Aslında şu da sorulmuş oluyor. Bu soruların içerisinde şu da var. Yani PKK dediğiniz ya da FETÖ dediğiniz işte ABD tarafından desteklenen, bugün artık çok açık bir şekilde desteklenen Türkiye'ye karşı mücadele eden terör örgütleri. Dolayısıyla sizin buradaki tavrınız ne olacak? Ortaklarınızla birlikte tavrınız ne olacak? Can alıcı sorunun bu olduğunu evet, düşünüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada bir tercihi var gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde sevgili Mahmut Öbür'ün bir yazısı vardı. Çok güzel bir yazıydı bununla ilgili olarak. Çok ortak bir dilden bahsetti. HDP ve Kılıçdaroğlu'nun ortak dilinden bahsetti. Çok doğru bir tespittir bu. Mesela Mersin'deki saldırıdan da aynı şekilde bahsederken Kılıçdaroğlu terörün hepsine karşıyız, teröristlere karşıyız bir cümle kuruyor. Doğal. Ama dikkat edersen, çok dikkat edelim, uzun bir süredir de PKK terör örgütü demekten de çekiniyor. Yani bunlar da mesajdır aslında, çok net bir mesajdır. Ve ben bunu aslında bir seçim vaadi olarak da görüyorum. Çünkü seçim vaadi dediğim şu, birkaç defa söyledi bunu çünkü, Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız diyor. Bu HDP'li seçmene bir şeydir, seçim vaadidir. Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacaksınız. Bize oy vereceksiniz. Peki.